Hoş geldiniz. Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Ben Gizem. Olmadı da baştan. Herkese selamlar. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Odama da hoş geldiniz. Bugün sizlere yurt odamdan sesleniyorum. Yurt odamı gezdireceğim. Aslında yurtlarla ilgili ayrı videom vardı. Şimdi ayrıca kendi odamdan, kendi eşyalarımdan, düzenimden falan birazcık bahsetmek istedim. Daha önce böyle bir video çekmemi istiyordunuz ama sonra bilemedim izlenir mi izlenmez mi. Dün Instagram'dan bir story paylaştım. Hani böyle bir video atsam izler misiniz, sever misiniz diye. Herkes olumlu yanıt verdi. O yüzden dedim ki ben de paylaşayım. Neden olmasın? Gördüğünüz gibi odamdayız. Aslında teknik olarak 4 kişi ama yattığım oda 2 kişilik. Nasıl oluyor diye soracak olursanız. Burada birinci yatak odası var. Nazlı'nın arkasında. Burada da ikinci oda var. Tam bu kısımda, yani girer girmez bizi karşılayan kısımda aslında çalışma odası olarak geçiyor ve burası 4 kişilik. Kocaman bir masa var. Tam bu kısım benim dolabım, benim çalışma masam. Böyle çalışma odası ve yatak odasının ayrı olması bir yurt için en önemli özelliklerden birisi. Çünkü çalışırken ses çıkarıyor olabilirsiniz ya da yani başka bir alana ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz yatak odasından ayrı olarak. O yüzden bu bayağı avantajlı bir durum. Bu arada ben bahsetmeyi unuttum sanırım. 19. yurtta kalıyorum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Şimdi size dolapların içlerinden bahsedeyim birazcık. Bizim yurtta çok fazla dolap var. Böyle tepe tepe kullanıyoruz yani. Bütün ıvır zıvırlarımı koyduğum bir alan görüyorsunuz. Aslında burada bütün kitaplarım falan bulunuyor. Yukarıda biraz daha işte ıvır zıvırlar, kahve makinesi, sabun vesaire. Şurada ölmüş bitkimin var, saksısı var. Arkada sodalar falan var ama pek tükettiğim de söylenemez. Burada sandalyemiz var. Sandalye şey değil, tekerlekli değil. Benim her zaman bu sandalyeye dayalı bir tane ceketim oluyor. Çünkü genelde yurt sıcak oluyor ve ince giyiniyorum. O zaman da kalın bir şeye ihtiyaç duyarsam direkt bu ceketi giyiyorum. Hani ders çalışırken iyi oluyor. Ben de her zaman böyle bütün kalemlerimi koyduğum bir kalem kutum var. Kalem ne derim o? Kalemlik. Kalemlik mi oluyor bunların ağzı? Masa kalemliği. Masa kalemliği. Böyle. Bir kağıdını almıştım. IKEA blogunu hatırlayanlar. Kocaman bir su bardağı. Daha önce ben su şişesinden içiyordum direkt ama o zaman ne kadar içtiğimi ölçemiyordum. O yüzden hem bu çok tatlı hem de yani böyle daha içlesi duruyor. Bu 400 mililitrelik. Bunu ben Mudo'dan almıştım. Bardak altlıklarına bayılıyorum. Bunu kız kardeşimden çarptım demeyeyim aslında. Hediye etti, al tamam hadi senin olsun falan demişti. Ondan aldım. Bir diğer bardak altlığım şu I Love Prague. Bir arkadaşım hediye etti İbo, teşekkür ederim. Buna da genelde işte kahve bardağımı vesaire koyuyorum. Burada panomuz var. Panoya işte not falan aldığınızda özel anlarda çekilen fotoğrafları falan yapıştırmak güzel oluyor. Yani böyle daha bir sıcak hava katıyor. Yani daha güzel bir ortam oluşmuş oluyor bence. Burada kız kardeşimle olan bir fotoğrafım var. Ay içine düştüm. Bunu biz bir kahve festivaline gitmiştik arkadaşlarla. Orada çekildiğimiz bir fotoğraf. Bu da asla fanatik bir insan değilim ama böyle sevdiğim bir foto. Komik bir andan çekilmiş bir foto. O yüzden bunu da buraya koydum. Ups düşme. Bir de şöyle Fransızca notlarım var. Eskiden yani hazırlıkken burada İngilizce notları vardı. Şimdi Fransızca öğrendim çünkü Fransızca notları var. Umarım öğrenebilirsem tabii. Burada da işte böyle açık iki tane alan var. Şimdi önce şunları göstereyim madem. Bunlar benim bitkilerim. Yani yurt ortamında çok fazla bitki bakılabilecek bir ortam değil aslında. O yüzden böyle bir tane kaktüsüm, bir tane sukulentim var. Aslında bir sukulentim daha vardı ama maalesef onu çürüttüm. Kurudu gitti yani. Çok fazla su dökmüşüm ya. Asıl neden oydu sanırım. Ama bu ikisine gayet güzel bakıyorum. Çok az su veriyorum. Aslında bakmış sayamıyorum galiba. Ama yani hava güneşli olmadığı için güneş görmüyorlar. O yüzden bilmiyorum. Şu an şundan bir endişelendim. Çünkü böyle dalları böyle bir... Dalları mı denir? Bu yaprakları bir bükülmüş gibi duruyor. Bunlara işte dediğim gibi çok az duruyorum ama yavaş yavaş büyüyorlar yani. Bunları da IKEA'dan almıştım. Yine IKEA video izleyenler farkındadır onun. Şurada iki tane daha bardak altlığım var. Neden bu kadar çok bardak altlığım var bilmiyorum. Ne çok tatlılar. Bunların da ayrı hoş bir görünümü var. Bazen bunun üstüne mum falan koyuyorum ben. Şurada da böyle benim en sevdiğim defterlerim ve böyle daha çok okuma kitaplarım. Yani okuduğum kitapları koydum bir yer. Şu keynote defteri. Çok seviyorum bunları. Bunlardan bir tanesine eskiden çizim falan yapardım. Böyle saçma sapan. Ben hoşuma gidiyordu yani. Burada Arctic Monkeys sevenler kulübü.
Bir tane bana yeni hediye gelen, böyle charmlarla ilgili, yani Hogwarts'la alakalı bir defter var. Bunu da özel bir şey için kullanmak istiyorum. O yüzden ne için kullansam bilemedim. Bunları burada bu görmek benim hoşuma gidiyor. Peçete, ıslak mendil, su. Şurada bir bal var. Çünkü kahvaltı yaparken falan bu masada yapıyorum, böyle bir şeyler izlerken falan. Burada yemek yemek güzel oluyor. İşte balı indirip böyle kıtır kıtır bir şeyler yediğim zaman böyle bala basırıp yemek güzel oluyor. Genel olarak çok ıvır zıvırım var. Yani çok fazla ıvır zıvır diyebilirim bu videoda. Sır kıtır yediğim şeyler deyince şu çekmeceyi göstermedim. Yine dolabımız bitmedi tabii ki. Burada bir dolap ve bir çekmece daha var. Kuru üzüm, ceviz, badem, işte çaylarım, çeşitli kahve falan. Bir sürü kupam var. Yani oraya koymadıklarımı buraya koyuyorum. Oraya dediğim kısmı göstereceğim. Bir mutfak kısmımız var. Aç değilsem ama bir şeyler yemem gerekiyorsa falan hemen bir ceviz, bir badem alıp kıtır kıtır yemek güzel oluyor. Hemen direkt girer girmez böyle çalışma masasına girdim ama bir de odanın bu kısmı var. Yani bir giriş kısmı var. Size şimdi orayı da göstereyim. Neden direkt buraya atladım ben de anlamadım. Havada karanlık, o yüzden bilmiyorum ışık nasıl. Elektrik de kesildi. Talihsizlik oldu neyse. Odada girer girmez. Şurada böyle bir bölme var. Burası ayakkabılık kısmı. 4 tane gözü var. Burası biraz karışık biliyorum ama yurt ortamı yani. Ne bekliyoruz? 4 tane bölme var. 4 kişi yani. Herkese bir bölme düşüyor. Şurası benim bölümden. Ve asla sığmıyor yani ayakkabılarım. Bu kısımda da böyle daha mutfak malzemelerinin olduğu bir kısım. Şurada küçük bir dolabımız var. İçerisi aşırı karışık tahmin edilebileceği üzere. Çünkü genelde yurtta beslenmeye çalışıyoruz. Yani ben çok beslenemesem de. Keşke beslenebilsem. Herkesin ayrı gözü var. Şimdi bunları ayrıntılı göstermeyeyim. Çünkü kızların da eşyaları var. İki tane göz var. Bir tanesinde benim mutfak malzemelerim var. Yine burada böyle mutfak malzemelerinin ya da gıdaların falan bulunduğu bir bölme. Şurada kirliler falan var. Orayı çok göstermek istemiyorum ama Nazlıcığım bir detay yaklaşırsan. Teşekkürler. Benim kupalarım var. Böyle küçük tabaklarım var. Bunlara avokado falan koymak güzel oluyor. Ya da ben tatlı niyetine pekmez ve tahin yapıyorum. Tahin biraz yağlı bir besin ama pekmez en azından hani çok şekerli olmayan tatlı bir gıda olduğu için yani daha sağlıklı geliyor bana. O tarz şeyleri tüketirken falan onları kullanıyorum. Şurada French press'im var her sabah. Derse gitmeden önce kahvemi demleyip termosuma koyuyorum. Bu French press yüzünden her gün derse geç kalıyorum. 5-10 dakikalı. Nazım oradan kötü kötü bakıyor. Çünkü bugün derse yine bir 10 dakika değil yani 5-6 dakikalık geç kaldım ve hoca dedi ki bundan sonra derse 9-10 kala başlıyoruz arkadaşlar. Benim yüzümden oldu galiba. Olabilir yani böyle şeyler olabilir. Portmanto mu deniyor? Portmantoluk bir kısım var. Buraya da ceketlerimizi astığımız ya da yine sığması şuraya işte ne bileyim yine ıvır zıvır yani böyle ayakkabıdır. İşte bazı şeyleri koymalık yine bir bölme var. Ben bunu kısaltmış. Çok uzanamıyorum yani. Evet. Yukarı kısımları kullanmıyor direkt. Evet, yukarı kısımlar asla. Orada da fark etsin. Üst kısımlarda genelde uzanmamı gerektirmeyecek şeyler falan var. Bizim yurtta her katta ayrı mutfak var. Odamıza dahil bir mutfak, banyo ya da tuvaletimiz yok. Katlara dahil mutfaklar, banyolar falan var. Mesela elektrikli aletlere izin veriliyor yani kaykalarda sanırım. Yasak diyebiliyorum ama onların şeyleri var, yemekhaneleri var. Bizim yemekhanemiz yok, kantinimiz var. Zaten mutfakta da ayrıca ocaktır, işte tost makinesidir, o tarz şeyler var. O zaman odaya doğru geçelim. Bu tarafa geçerken ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Çünkü yaptığımız oda, yani yere basma ihtiyacı duyuyorum. Burada halı var, hani o kısımda halı yok. Şöyle yatağıma yatayım. Benim aslında zamanımı en çok geçirdiğim yer burası. Çünkü eğer ders çalışmıyorsam, bilgisayar falan izliyorsam, bir şeylere bakıyorsam yine bu yatağımdan da her şeyimi hallediyorum. Yattığım oda iki kişilik. Burası benim yatağım. Kendi nevresimlerimi falan getirdim ben. Burada kendim bir tane battaniyem var ekstradan aldım. Düşürsem falan yatağın içine girmek olmaz. O yüzden o battaniyeyi örtünüyor. Bu konuda ben birazcık titizim galiba. Annemden gelen bir özelliğim var. Çok garip gelebilir. Eşofmanlarımı falan giyiyorum ya. Yatağa gireceğim zaman, yani tam uyumaya geçeceğim zaman tekrardan uyuma pijamalarımı giyiyorum. Eşofman ve pijama ayrımı yapıyorum. Nazlı sen yapıyor musun onu? Hayır. Daha böyle içime siniyor. Yani yatağın içi temiz olmalı gibi geliyor bana. İşte o kıyafetle her yere oturuyoruz, değiyoruz falan ya. O zaman daha hijyenik geliyor. Bunu neden paylaştım bilmiyorum. Burada böyle bizim ODTÜ'nün, kendi yurdun, bir ne denir buna? 3 tane gözlük var. Ne denir? Göz. Gözlük değil de göz. Gözlük. Kullanım alanı var diyeyim. Bayağı kullanışlı. Alarmımı kuruyorum ve direkt diye buraya telefonumu koyuyorum.
Sabah uyandığım zaman direkt buradan alarmı duydum. Hemen aldım ve pıst kapattım. Hani sonra geri koyabilirim. Sabah buraya kalktın, aradın telefonu falan. Zor. Bir adet yastık ve benim ekstradan bir yastığım daha var. Bu yatan bir baş kısmı var ve bu böyle açılır gözlü bir şey. Benim bir çamaşır sepetim yok. Onun yerine kirli çamaşırlarımı bunun içine atıyorum. Çünkü kullanım alanı olarak çok kullanışlı bir yer değil. Üstüne bir şeyler falan koyuyorum. O yüzden çok rahat olmuyor. Her zaman benim bir tane suyum oluyor. Bir tane el kremi. Ve ellerim de çok çabuk kuruyor. Zaten bu bitmiş. Yenilemem lazım bunu. Ve kesinlikle olan şey başucu kitaplarım. O ay okuyacağım. O sıralar okuduğum kitapları falan özellikle koyduğum kitap. Bunu geçen ay almıştım Kafka Okur. Fırsat buldukça açıp böyle okuyorum bir tane yazısını. Bunlar çünkü böyle yatmadan önce okunabilecek şeyler. Benim bu dönem özellikle derslerim erken saatte başlıyor. O yüzden çok geç yatmamaya çalışıyorum. Ama geç yatıp erken kalkmaya alışmışım. Yani erken dediğim 9. Ama şimdi mesela 7.30-8'e doğru kalkmam gerekiyor dersim erken saatte olduğu için. O yüzden biraz daha erken yatma ihtiyacı duyuyorum. O zaman da uykum gelmeyince hemen kitaptan ya da işte dergiden bir şeyler okuyunca uykum daha çabuk geliyor. O açıdan da bence mantıklı bir çözüm. Burada bir tane uyku kapanım var. Çok tatlı değil mi? Böyle kahverengi kahverengi. Böyle özelliğine inandığımdan değil arkadaşlar. Bunu Bursa gezisinden almıştım. Gittiğim Bursa gezisinden. Bayağı hoşuma gitti. Ben de dedim ki alayım. Bu da zaten masa başı ışığı. Tabii ki şu an elektrik almadığı için yanmıyor. Bunları açıyoruz. Hani birisi uyuyacağı zaman da çok fazla rahatsız etmiyor. Burada normalde bir tane uyku bandım vardı. Onu buraya koymuşum. Çok böyle ışıktan rahatsız olan bir insan değilim ama hani gündüz vakti falan uyumak istersem diye bir tane uyku bandım. Yok, ne denir buna? Uyku bandı değil mi? Göz bandı. Göz bandı, uyku bandı. Yani burası bu kadar. Şimdi burası yurdumun, odamın en güzel yeri. Neden bu kadar çok seviyorum? Bir kere burada böyle boş bir alan var. Burayı kullanabiliyorsunuz. Nasıl? Battaniyeyi boş zamanlarımda mesela buraya seriyorum, yastıklarımı falan alıyorum ve burada arada kitap okuyorum. Bayağı eğlenceli oluyor, bayağı da keyifli oluyor. Burada arkada müthiş bir manzara var. Nasıl biraz yapasın manzaraya doğru. Ya şimdi şu an böyle aşırı güzel görünüyor, farkındayım. Ama doğaya doğru bakıyor sonuç olarak. Hani bir yola bakmıyor ya da başka bir binaya bakmıyor. O açıdan çok güzel. Burada sürekli kuşlar uçuyor. Ben bu pencereyi açayım. Direkt bu kuşlar zaten buraya üşüşürler. Şuradan da penceremizi bu şekilde yarım açabiliyoruz. Benim sabahları kalktığımda yapmayı en sevdiğim şey bu perdeyi açıp pencereyi açmak. Yani birazcık temiz hava almak. Hava eğer güzelse kuşların ötüşünü direkt duyabiliyorsunuz buradan. Çünkü zaten direkt bu pencerenin kenarlarına da koyuyorlar. Ve ODTÜ'nün kampüsü gerçekten doğayla iç içe. Evet, böyle müthiş bir manzarası yok ama buradan çok güzel gün batımı izleniyor. Özellikle gün batımını kaç kere izlediğimi bilirim yani buraya oturup. İkinci güneşi direkt buradan vuruyor ve müthiş bir ışık alıyor yani bu oda. Dolap miktarı yine epeyce fazla. Çok fazla eşyam var benim ve bu haliyle bile ben zor sığıyorum aslında. Burada 4 tane çekmecesi var. 3 tane gözümüz şurada. En üstte böyle yine dolaplı bir bölme var ama buraya benim yine boyum yetişmediği için sadece poşetlerimi koyuyorum ve her zaman kullanmıyorum. Zaten böyle ekstra poşet almıyorum artık hani alışverişlerde falan. Sadece böyle almam gerektiği zamanlar aldığım ve böyle burada duran gerekirse kullanabileceğim poşetler var. Korona kendisi. Ay, hala hastayım ya. Geçmedi. Şimdi burada bu üç göz benim gözüme aşırı karışık geliyor. Naz dedi ki bence hiç karışık değil. Çünkü bizim odada bir tanesi var onların. Ayrıca bahsetmeyeyim yani sizi sıkmayayım ama. İşte şunu da mesela çok sık kullanan takılarım. Evet, çok fazla takım var ve daha bir bu kadar daha bir şeyin içinde var. Burada böyle aşırı kullanışlı ve denir buna. Raf arttırıcı bir şey var. Bir kullanım aleti var. Organizer. Organizer. Yani organizer gibi bir şey sanırım. Bunu mesela mutfaklarda falan da çok kullanıyorlar. Ben bunu direkt odamda kullanmayı tercih ettim. Şurada işte saatlerim ya da mesela burada arkadaşlarımla beraber gittim. Çok keyif aldım bir İstanbul gezimden kalan hatıra bir magnet. Bunu eve çıkarsam bu magnetleri ben biriktiriyorum. Eve falan götürüyorum. Sonra dedim ki anneme, anne o magnetleri geri alacağım biliyorsun değil mi? Çünkü gittiğim bütün ülkelerden ya da şehirlerden şey yapıyorum. Magnet toplamaya çalışıyorum. Umarım eve çıkarsam bir de o çıkamadı. Top dolu olacak. Burada deodorant, yüz kremi, burada daha günlük kullandığım şeyler, bir saç bakım ürünlerini koyduğum bir şey. Sabah ilk kalk demiş, bunu alıp banyoya gitmek oluyor. Yüz temizleme jeli, peeling, macun ve diş fırçası. Burada iki tane kutu var, yine ıvır zıvırlarımı koyduğum, banyo ürünlerim, arkada ilaçlar. Burada tabii ki yine ilaçlar var, dokun pastalığından falan. Başka dolabım.
giyme dolabım kaldı. Bunun da aslında gösterecek çok bir yanı yok. Ben bununla ilgili bir tane düzenleme videosu çekmiştim. Hatırlayanlar vardır. Bu arada ilk bahsedeceğim şey şu olacak. Şöyle iki tane buraya askı astım. Bunlar aşırı kullanışlı değil. Ben bunları Ikea'dan almıştım ama böyle direkt oturmuyor buraya. Ama yine de iş görüyor. Buraya günlük kullandığım havlumu. Şuna da mesela duş aldıktan sonra bornozumu falan asıyorum. Şurada bez çantam var. Bu böyle çantama sığmadığım zamanlarda da küçük çanta aldığımda hayat kurtarıcı bir bez çanta. Çantaları bayağı seviyorum ben bence. Yani artık herkes kullanmalı. Ben buranın düzenini değiştirdim birazcık. Bununla ilgilenenler için belki buradan birazcık bahsedebilirim. Normalde rulo yapıp buralara koymuştum ama rulolar şöyle. Başta çok kullanışlıydı. Ama sonra böyle ürünlerimi almaya çalıştıkça öbürünün düzenini bozuyordum. Dağılıyordu, içe kaçıyordu falan. Öyle onu da değiştirmek zorunda kaldım çünkü hani yeterli alanım yok bunu yapabilmek için. Ya da çekmecelerde falan daha kullanışılıyor o bence. Böyle baharlık ceketler, burada gömlekler. Şöyle kazaklarımı dizdim. Altlarda işte sweatshirtler, etek ve şortlar. Burada da elbiseler var. Tamamen kendime göre ayarladım. Aslında çok da anlatılacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, yurt oda turumun sonuna geldik. Biraz böyle uzun uzun anlattım sanırım. Umarım sizi sıkmamışımdır. Ot yurtlarının farklılıklarından ya da diğer bahsedeceğim şeylerden bahsetmedim. Çünkü bununla ilgili ayrı bir videom var. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Şuradan. Evet değil mi? Buradan. Buraya bırakayım. Oradan da izleyebilirsiniz eğer sormak istediğiniz farklı şeyler varsa. Tek söyleyebileceğim şey, bizim yurt ücreti 435 lira bu yıl. Seneye de 500 olur. Hayır, 500 olmaz. Ama 450 olabilir. Ama bu Ankara için de gerçekten uygun bir fiyat. Sadece ODTÜ için de biraz pahalı. Yoksa yani evet KYK'lar da biraz ucuz oluyor ama özel yurtlar genelde pahalı oluyor. Ya da okula dahil olan yurtlar pahalı oluyor. Bizimki de okula bağlı bir devlet yurdu. KYK olarak geçmiyor. Fiyatı böyle ama bence değiyor yani. Sevdiğim güzel bir yurt. Kendisiyle bu 5. yılımız. Seneye 6. yılımızı geçireceğiz. Son sınıfta artık eve çıkmam herhalde. Yani son sınıfta çıkmak çok daha zor. Bilmiyorum. Gönül isterdi ki çıkmak ama maalesef çıkamayacağım. Bu kadar. Daha fazla uzatmayayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.